soruyorlar. Abi diyorlar, neden hep aynı tişörtü giyiyorsun? Bak bana hep soruyorlar. Abi neden aynı pantolonu giyiyorsun? Neden aynı tişörtü giyiyorsun? Peki o pantolonu giymemin sebebi, ben bir yere gittiğim zaman 3-5 günlüğüne gidiyorum. Tamam mı? 3-5 günlüğüne gittiğimde de... Olan bayiyecilerin kalite durumu nasıl, bu konu hakkında fikrin var mı? Bir dakika. Ben 3-5 günlüğüne gidiyorum bir yere. Gittiğimde de yanımda 10 tane... Ya bir gösteriş meraklısı bir adam değilim. Gittiğimde 10 tane farklı pantolon ihtiyacım yok. O pantolon hem çok rahat hem çok fazla cebi var. Bir cebimde benim pasaportum oluyor. Öbür cebimde şarj cihazım oluyor. Öbür cebimde kulaklık oluyor. Bir cebimde işte şarj kablosu oluyor. Bilmiyorum. Bütün ceplerim dolu dolu. Ben o şekilde seyahat etmeyi seviyorum. Gösteriş budalası da değilim. Gösteriş budalası da değilim. Yani ihtiyacım yok böyle şeylere. Ve yani hayata bakış açım da biraz şu yani. Bu yanlış anlamayın beni de. Dış görünüşüyle, giyimi kuşamıyla, kendisinin fiziğiyle çok uğraşan insanların başka şeyler yapmaya vakti kalmıyor diye düşünüyorum. Yani kendini geliştirmeye vakti kalmıyor. Devamlı bunların üzerine yoğunlaşarak, ay bilmem ne yüzüme bilmem ne maskesi yapayım, ay spora gideyim, ay bilmem ne yapayım, ay koşayım. Tamam eyvallah, yapın bunları, tamam. Ama hayatının yegane fokusu bu olan insanların kendini geliştirmeye vakti kaldığını düşünmüyorum. Yani bütün gün protein shake'imin içine yüzde bilmem kaç gram bilmem ne koydum diye dolaşan insanların tek özelliğinin bu olduğunu inanıyorum genel olarak. Bu benim bakış açım. Ben de spor yapacağım. Eyvallah, ama bazı şeylerden feragat etmiş olacağım. Me time'ımdan kısmış olacağım. Yani yayın dışında bilgisayarın başında geçirdiğim zamanı kısmış olacağım. Ama ya bugün de bir saatin iki saatin üstüne geçmeyecek. Bazı insanlar var gerçekten 7-24 başka meşgalesi yok. 0 gram yağım olacak diye başka meşgalesi yok. Abi sen kendini ne zaman geliştiriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yani bu işi fazla abartan insanların estetikten estetiğe, spordan spora, yemekten diyetisyen bilmem ne koçu, bilmem sambo rumba çaça, pilates topunda oturayım, aman kıçım koltuğa değmesin. Bu kadar abartan, ya bundan triggerlanacak, yine linç yiyeceğim, ben bunun farkındayım. Yani üstüne alınan insanlar ya da bunu evirip çevirip bana bir şekilde sokmaya çalışan insanlar olacak. Hanım da yazdı, benden mi bahsediyorsun diye. Boş yapıyor yani. Böyle boş yapan insanlar çok olacak. Kendine dikkat eden, fiziğine dikkat eden insanlara bir sözüm yok. Ama yegane meşgalesi bu olan insanlar gerçekten vasıfsız insanlar oluyor. Kusura bakmayın. Üstüne bir şey koyamıyor adam. Yani kafasını sadece hayat amacı olarak buna gömmüş insanın hiçbir şey olmuyor. Ben hiç ilgilenmiyorum işin o tarafıyla. Hiç. Hiç ilgilenmiyorum. Ne giymişim, ne yapmışım, nasıl görünmüşüm falan. Bunlar benim için önemli değil.